Evet arkadaşlar, Ufuk Volkan Kardeşler kanalının herkese selamünaleyküm, herkese merhaba, herkese kolay gelsin. Bugün kardeşim Volkan yok, işleri vardı, yetişemedi. Bugün de hani videoyu çekmemiz gerekiyordu. O yüzden Volkan kardeşim yetişemedi. Bugün o yok, onsuz idare edeceğiz. Ona da buradan kucak dolu sevgiler. Ben onun yerine sizinle ilgileneceğim. Size komple böyle bugün bir araba tanıtacağım. Aracımız Ford Connect, bildiğiniz bir araba. Zaten videoda göreceksiniz. Orçun kardeşimizin arabası. Şimdi istersen videoya başlayalım. Gel. Çekiyor musun? Allah çektirmesin. Az daha düşürdüm bak senin yüzünden. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş. Evet arkadaşlar, Orçun kardeşimizin yanına geldik. Orçun ne haber? Nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? İyi, çok şükür. Ben istersen ilk önce biraz anlatayım. Tabii abi. Arkadaşlar, bu araç Orçun kardeşimin arabası. Aşırı yüklü, müzik sistemi, dolu dolu bir müzik sistemi var arabada. Zaten videolarını detaylı bir şekilde yapacağız. Evet Orçun, bu araba sevdası sana nereden başladı? Bu tesisat böyle yani normal araba, modifiyeli araba var. Bir de böyle arabanın 3-5 katı masraf edip de böyle yüklü tesisat yapmak daha farklı bir rahatsızlık. Evet. Kendimden biliyorum. Anladın mı? Şimdi bu araba nereden geldi sana? Bu arabayı alma hevesi, bu arabayı yapma hevesi nasıl bir çılgınlıktır da yani böyle her yerine kolon koydun bu arabanın? Abi daha önce Honda aracım oldu yani 2-3 tane. Onun da sürekli şu köşeye resmini, çok özür diliyorum lafını böldüm. Onun da şu köşeye resmini koy bak, tam bu köşeye, tamam mı? Sürekli modifiye ile uğraştık yani dış görünüş, görsellik, eğirdir, basıklıktır, onlarla uğraştık. Ondan sonra tabi arkadaş ortamımız, abilerimiz, büyüklerimiz bundan 5 yıl önce falan tesisat işleriyle uğraşırdı. Kendi araçlarında yüklü tesisatlar vardı bu kadar yüklü olmasa da. Bana da oradan bir merak geldi. Önce kendi Honda marka aracıma tesisatı yaptım. Hoşuma gitti. Yani takıldığım arkadaş ortamı olsun, abilerim olsun, Ufuk abi olsun. Yani herkes tesisat işiyle uğraştığı için, bu işe gönül verdiği için ben de dedim kendime bir tane tesisatlı araç yapacağım. Öncelikle Honda'mı sattım. Fiesta marka bir araç yapacaktım. Nasip olmadı. Piyasada düzgün Fiesta bulmak zor. Hatta Ufuk abiden de gittik baktık. Beraber de gittik baktık. Beraber bir arabaya ben beğenmedim arabayı, evet. Ondan sonra bu araç yani benim ustalarımın aracı. Veysel Koç ve Mithat Durmuş'un aracı. Ustalarım bu araca emek verdiler. Yani emeğinin karşılığını katı katı verdiler. Ben de bu aracı gördüm. Yani bir senedir falan onlar da hoşuma gitti. Araç daha bitmemişti. Dedim abi bana satar mısınız? Konuştuk, anlaştık. Dediler sen yabancı değilsin, sana veririz aracı. Bu aracı aldım. Kendim de birkaç tane eklenti yaptım araca. Gündelik hayatta kullanmıyorum. Şov amaçlı bir araç yaptık. Ufuk abinin de Kangosu gibi komple AudioTech aracımız, demo aracı. Evet arkadaşlar, Orçun araba sevdasının nasıl başladığını anlattı. Şimdi istersen arabayı tanıtmaya geçelim Orçun seninle beraber. Sen benim soluma gel. Bu arabada kaç tane midrenç var Orçun? Abi kaç tane midrenç var? 8, 16, 24 tane 25 santim midrencimiz var. 25 santim. Önlerde? Önlerde iki takım 20 santim var. Bir takım da 13 santim hoparlörümüz var. Twitter'ımız kaç tane var Orçun bu arabada? Twitter'da abi yaklaşık 17-18 tane Twitter'ımız var. Anladım. Arkadaşlar zaten göz görüyor. Neredeyse abartmak gibi olmasın da bir araba boyunda amfimiz var. Evet. Herhalde bas amfisi. Bas amfisi. Bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar bizim sistemlerimizde biz Mazev'in amfilerini kullanıyorduk. Fakat bizim arabalarımız demo olduğu için komple tek marka olmak zorunda. Kendi arabamda da aynı şekil. Biz amfiler olarak komple AudioTech'e döndük. Yaklaşık bu arabada AudioTech'in 6 tane mi 5 tane mi amfisi var Orçun? 5 tane ses amfimiz var, 1 tane mono amfisi var. 5 tane ses amfimiz AudioTech olmak üzere 1 tane de mono amfimiz var. Orçun bilmeyenler için soruyorum. Bu ne Orçun? Ben biliyorum da sen kendin söyle. İşlemci. Bir daha söyle. İşlemci. Arkadaşlar bu gördüğünüz Mosconi marka olan işlemci. Yani her hoparlöre ayrı hükmedebilirsiniz bu işlemciyle. Her kolonu farklı ayarlarda çaldırabilirsiniz. Uzaklık alakası, sesin ilerisi, gerilisi, önü, arkası kesimlerini bu tarz işlemciler yüklü arabalarda kesinlikle şart. Bir adet voltaj göstergemiz var, doğru mu? Yalnız benim şey dikkatimi çekti. Bu arabanın her yerini izolasyon yapmışsın. Aynen. Komple bu arabanın iskelet halinde sökük fotoğraflarını da istiyorum senden. Onu da bu köşelere bir yere koyarsın. Su kontrası galiba. İşten anlayan adam gerçekten çok farklı bir duygu. Ben de mesela su kontrası kullanıyorum. Yani su kontrası bizim bu işlerde gerçekten çok başarılı. Yoksa hoparlör XMX'e kalktığı zaman MDF'lerde, panzolotlarda parçalanma yaratabiliyor. İstersen arabanın bir de ön tarafına geçelim Orçun. Buralar aç, orta kapıyı açmamıza gerek var mı? Burada aküler var herhalde. Burada akülerimiz var abi. Burada akülerimiz.
3 burada, 3 orada mı? 3 öbür tarafta. 6 tane 150'şer amperden. Aynen. İşte akümüz var. 9 amper. Kaç amper şarj dinamosu bulunuyor bu arabada? 300 amper abi. Amerika'dan mı getirdin? Amerika'dan getirdim. Amerika'dan 300 amper bir şarj dinamosu geldi. İstersen sen mikrofon al, ben oradan içeri geçeyim. Şimdi arkadaşlar, aranızda belki görmeyen vardır. Belki burası karanlık da olabilir. Buranın ışıklandırması var mı? Şu anda daha yapmadık. Şu anda yapmadık. O zaman telefonlarımızın flaşı var. Sıkıntı yok. Yıkılmadık. Ayaktayız. Uludağ'da kayaktayız modeli. Yaklaşık sanırsam, tahmin ediyorum, bildiğim gibi 8 tane bas var. Doğru mu? Evet. Benim arabadakilerin 30 santimi var. 800 evet, RMS. Çoğu 1500-2000 RMS'lerin o üzerinde yazanlarından daha iyi. Benim arabadan da zaten bilirsiniz. Evet. 800 RMS audio tek candır. Gerisi heyecandır. Evet arkadaşlar. Orçun yine şovunu yaptı. Kendi kanalımızın videosunu kendi arabasında. Görüyor musun? Adam bizim için kendi videomuzu açtı. Bu arada bir reklam yapalım. Ufuk Volkan kardeşler kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bizi sizler var ettiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bizi lütfen takip edin. Orçun, işlemciyi buradan yön veriyorsun. Evet. Doğru mu? Bak burayı da al. Burası da bir detay. Maşallah. Çok güzel bir işçilik var bu arabada. Arkadaşlar, benim bu arabada en çok hoşuma giden yerlerden iki tane yer var. Çok hoşuma giden. Bir şu ön direkler. Şu ön direklerin işçiliği. Ya bu parayla bunun bir değeri olamaz ya. Değil mi? Abi, parayla bunun abi bir karşılığı olamaz abi. Adam buraya resmen sanat eseri yapmış. Maşallah. Yapan ustamızın ellerine sağlık. Veysel Koç'la Mithat Durmuş ustamıza kocaman kucak dolusu sevgiler. Ellerinden öpüyoruz. Saygıyla anıyoruz kendilerini. Kapılar da çok başarılı olmuş. İstersen kapıları da göster. Ön kapılar da çok başarılı olmuş. Ben çok beğendim. Hiç yani hiçbir şekilde adam şey yapmadan çok güzel bir işlem yapmış ya, harika. Piyano birlik detayları da harika olmuş. Ne bileyim, arabanın içi komple alkantara. Muhteşem bir işi olmuş. Evet. Bu arada araba Ferhat Tekin'den randevu alındı. Ferhat abiden gün bekliyoruz. İstersen bir de dışını tanıtalım. Sonra bir müzik yaparız. Evet, arabanın dışlarına geçelim. Ezan mı okunuyor? Tamam, ezan okunuyor arkadaşlar. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ezanımız bitti. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dışında arabanın herhalde gördüğüm kadarıyla siyah aksamlar komple piyano bilek yapılmış. Aynen. Arabanın üzerindeki jantların ismi ne Orçun? Bunlar Focus RS jant abi. 18 inç. Yani zor bulunan bir jant. Arabaya da yakıştığını düşünüyorum. Bence de çok başarılı olmuş. Sizin de görüşlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Önden bakalım. Sanırsam bu arabada Coliver var, doğru mu? Aynen abi. Hedef amasör yapımı Coliver var şu maşallah anda. Maşallah. Çok çok güzel duruyor. Önden arkadan araba gerçekten çok güzel duruyor. Bu araba dediğimiz gibi Audiotech'in kendilerine yaptıkları bir arabaydı. Orçun da alıp biraz daha güzelleştirdi. Doğru mu Orçun? Aynen abi. Orçun, sana sormak istediğim asıl olaya gelelim. Asıl bir olaya gelelim. Sen karşıya geç. Orçun, sen karşıya geç. Videolarda gördüm geçen gün. Sen bu tavan saçını yırtmışsın. İstersen kameraman sen gel oraya. Tavan saçını buradan yırtmışsın. Bu neyden kaynaklı? Bu neyden kaynaklı? Darmadan şu an. Yani beklediğim, hiç beklentim yoktu oradan tavanın yırtılması diye. Yani dedim cam kırılır, kapı kilitleri bozuldu. Onları değiştirdik zaten. En son beklentim olan yer buydu. Arabayı yıkarken, arabayı silerken orayı fark ettim. Arkadaşlar, Orçun arabanın tavan sacını yırtmış. Benim gibi bedel ödeyen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Harbiden helal olsun. Harbiden helal olsun. İstersen bir tane de müzik açalım Orçun. Arka grubu devreye sok istersen Orçun. Güzel bir müzik aç. Evet arkadaşlar, bir de isterseniz arabanın arkasını gösterelim. İstersen Orçun güzel bir şarkı aç. İnşallah telif yemeyiz. güzel bir şarkı aç, dinleyelim. Sezer kardeşime buradan selam ver. İnşallah telif atmazsın.
Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Orçun kardeşim zaman ayırıp bize arabasını tanıttığı için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Öncelikle size emek verdiniz, işinizi, gücünüzü bıraktınız, buraya geldiniz. Ne demek kardeşim? Geldiniz. Biz teşekkür ederim emeği geçen herkese. Eyvallah. Biz seni çok seviyoruz. Gerçekten arabanı da çok beğendik. Çok başarılı bir araba yapmışsın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlarda belirtin. Dediğimiz gibi kanalımız biraz yeni. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu videoyu beğenip yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.